kadar ne yaşıyor? Yusuf yaşıyor. Ben sana o kadar yardım olsa biz Yusuf'u kurtarırız. Burada. Antalya'da bir arkadaş var. Bir arkadaş mı? Yani özel bir sıcak bir arkadaş. Ne ulaşım var, ne resim var, ne su var. Bak burada su içilecek su yok. Üç gündür burada soğukta dışarıda kalmış. Misafir dışarıda gelmiş. Yanıma geldik. Üç gündür köpek bağda durmaz. Öncelikle bu üç ilçe, yani Maraş'ın Pazarcık ilçesi, Antep'in Nurdağ ve İslahiye ilçesi ve bağlı Sakçagözü, Gedikli gibi köyler tamamen yok olmuş durumda. Aslında bu ilçelerin tamamı hasarlı. Yıkılan binaların altında enkazlar hala bugün biraz AFAD yetkilileri yetişebilmiş durumda. İki gün, yani 48 saatten sonra devlet olay yerine yeni geliyor gibi. Asıl 48 saatlik o önemli süreçte maalesef arama kurtarma çalışmaları yapılamamış durumda. Ve birçok insan hala enkazların başında yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Bir taraftan yakınlarına ulaşmaya çalışırken bir taraftan da burada soğukta, açlıkla, yoksullukla boğuşuyor. Bugüne kadar insanlar soğukta doğal gaz olmadığı için, çadırlar kurulamadığı için insanlar bir tas sıcak çorbaya hasret kalmışlar. Ekmek yok, su yok, birçok ihtiyaçlarını karşılayabilir durumda değiller. Bir an önce bir defa arama kurtarma konusunda yetkili, bu konuda deneyimli insanların bir an önce zaman geçmeden buralara gelmesi ve bu çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Zamanla yarışılan bir süreçtir bu. Diğer taraftan da devlet buraya gelmek isteyen, yardım etmek isteyen yardımları da engelliyor birçok yerde. Birçok insan bu soğukta maalesef dışarıda yaşıyor ve bir an önce bu çadır kent, bu yıkılan ilçelerde çadır kentlerin kurulması, insanların bu soğukta korunması ve en temel ihtiyacı ekmek ve su gibi temel ihtiyaçların derhal karşılanması gerekiyor.